Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mobil bir oyun olan Pickle Pete isimli oyunla karşınızdayım. Kendisi Burototo benzeri bir yapım sevgili dostlar ve oyunun sesini şimdilik kapatıyorum. Kendisi Burototo benzeri bir yapım. Bir turşu adam olarak çıkacağız, savaşacağız, çeşitli silahlar alacağız ve kendimizi geliştirip aşama kaydede kaydede turşuların dünyaya egemen olmasını sağlayacağız. Telefonda çok çok rahat oynanabilen bir oyun. Dikey ekran oyunu olduğundan dolayı birazcık oynamak konusunda tedirgin olsam da ekranı ayarlayıp sizlere oyunu sunmak istedim sevgili dostlar. Ve oyunun bir de hikayesini anlatıyor şu an. Ki hikaye kısmıyla pek fazla ilgilenmiyorum. Savaşacağımız yaratıkların falan arka planını anlatıyor diye düşünüyorum. Silahlarını falan aldı. Ve Pete savaşmaya hazırlandı. Umarım WASD çalışıyordur bu arada. Eyvah. Dur. WASD çalışmıyor abi. Yanlış yere bastım kazara. Kontrol editörü. Abi şuraya bir yere D-pad koy. Kaydet. Oyunun müziklerini kapatmam lazım yoksa bu bana telif sokar. Tamam, WASD'm çalışıyor. Okey. Ayarlar kısmı falan var mı? Dodge'lamak için tuşa bas. Onu da Space ya da Shift tuşuna atamam lazım da. Şu aşağıdaki kutuyu alsak sanki çok daha faydalı olacak gibi. Bir de bir şey diyeceğim. Müziği kapat. Çünkü kullandığı müzik telifli belli. Şuradan hemen kontrol editöründen bana bir de tuş ver. Space yapalım zıplamayı. Pekala. Kontrol editörü falan atıyorum da dostlar. Ne olur ne olmaz diye. Aha da seviyemizi aldık. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Müzik sesini, ıdısını, bıdısını her şeyi ayarladık. Şimdi ekranın bir de nasıl olduğuna bakmak istiyorum ama onu nasıl yapabilirim bilmiyorum. 10 saniyede bir dodge atabiliyorsun. Sürekli olarak yeni wave geliyor. Turşular falan gözüküyor ama okey çok güzel çok güzel oturtmuşuz oyunu. Gayet güzel gözüküyor ama birazcık şöyle yanda siyahlık var. O yandaki siyahlığı gidermeye çalışalım. Şöyle yaptığımızda ne oluyor? Bir parça daha sanki oyunun ekranını büyütebiliriz gibi öyle değil mi? Dostlar bu tarz oyunları capture'lamak inanın bana biraz sıkıntılı. O yüzden zaman zaman sorunlar meydana gelebiliyor. Tamam, toplayamadıklarımız bir sonrakine 2x olarak aktarılıyor. Aynı Burototo misali. Çok iyi. Attack Speed %8'i alalım. Crossbow alabiliyorum. 36 turşu karşılığı. Turşu birimleriyle alışveriş yapıyorum efendim. Crossbow alabiliyorum 36 turşu karşılığı. 2 turşu karşılığı zarlayabiliyorum. Bir tur zarlayalım. Belki silah verir. Job fenam verdi. Olur hallederiz. Efendim sevgili Joestar'dan 1000 bit var. Suriye'den selamlar Samed'im. Ayda yılda bir beliren hayaletler gibi oldum. Bu arada EU4 yok mu Samed'im? Kızmıyorum ama ben EU4 Samedçisiyim arkadaş demiş. Kesene bereket çok teşekkür ederim. Abi en son EU4'te Kutsal Roma İmparatorluğu kurma serisi yaptık. Büyük ihtimalle yeni EU4 serisinde şey yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Günümüz modu Meksika serisi tarzında bir şeyler yapmaya çalışacağım. Daha önce hiç oynamadığım devletlerle oynamak istiyorum. Kesenize bereket çok çok teşekkür ederim bu arada. Teşekkür ederim abi. Çubukta döndür seçeneği mi? Salla döndür. Bunda çalışmıyor abi ya. Bu dikey ekran ya. Ama ayarladık capture'ını şeyini. Abi şu Jopo alalım bu arada. Ya Jopo alalım. Aksi takdirde silahsız çıkacağım. Gönül isterdi ki full ateşli silah alayım ama. Abi full ateşli silah almam mümkün değil gibi duruyor. Öf. O kadar tatlı rüzgar esiyor ki. Sandık mandık var mı etrafta?
Tatlı bir oyun yapmışlar ya. Benim hoşuma gitti. Kurşun bir de oyun akıcı. Telefonda oynayabileceğiniz güzel oyunlardan biri. Sevgili Joestar, çok teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olasın. Suriye'de internet çekmeyen yerlerde dizi gibi izliyordum. Abi her zaman buralardayım. Her zaman yeni içerikler var. Desteğin için tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bir dal daha attack speed aldım. Bu sefer movement speed aldım. Sanki knockback alsam daha iyi olurdu ama. Aga bir yenile atsana. Silah ver be. Ha şöyle. Bu silah kademe 2 galiba. Bu da kademe 1. Mesela silahları birleştirip seviye alma mantığı var mı hiç bilmiyorum. Movement speed artı knockback veren bir eşya var. Şunu alalım. Bir silah daha ver. Spear pistol. Bunu aldım. Sonra bunu merge deyip var olan diğer pistolle birleştirebiliyorum ama şu an pek şeyim yok. Şunu da kilitledim. Range damage artı 2 arttırması elimdeki silahları daha verimli kullanmamı sağlar. Bununla beraber toplama menzilini arttırması da kesinlikle işime gelir. Jop'u çevireceğim. Jop kullanmayacağım. Haydi bakalım. Silahlı bir Pete istiyorum ben. Attack speed'i verdiğim silahlı bir Pete. Oyun güzel ya. Ya telefonla falan net sarar bu arada yani. Kaldı ki ben BlueStack üzerinden bilgisayarda da oynayabiliyorum. Chest. Oha. Anvil. Sniper. Flamethrower. Sniper ver bakalım. Yani illa hepsinin pistol olacak diye bir kaidesi yok. Taramalısı olur, pistolü olur. Diğer şeyleri olur. 10 wave sürüyor bu arada bir tur. Efendim sevgili Enler Goatçı vekili galiba. Prime'ın avantajıyla 3. ayında efendim kesinize bereket. Çok teşekkürler. 3. ayınız kutlu olsun. Yıllar bizi eskitti. Saçımız sakalımız beyazladı. Abi. Daha nereler beyazladı da ayrıntı veremiyorum biliyor musun? %5 damage fazlalığı alırım. Scope'u takarım. Bunu da kilitlerim. Buradan gelen artı 2 range damage var ya. Şuna harcayıp %7 life steal falan alırım. Yani hem life steal veriyor hem health regen veriyor. Bence bayağı iyi. Bir tur daha yenilerim. Aa, bunu alırım ya direkt. Inhaler. Regeneration artı dodge şansı. Abi silah falan birleştirmeyeceğim çünkü silahım yok. Ya bende şey yok mesela. Yıllar böyle bayağı bir birbirine girmiş vaziyette. Ya eşimle tanışalı bile neredeyse 2 seneyi bitireceğim. 2 sene bitti. Hızlı geçiyor o zaman. Gerçi ben hanımdan öncesini pek hatırlamıyorum da. Sanki hani hep hayatımdaymış gibi. Tatlı güzel detaylar ya. Bana verebildiğin kadar turşu ver. Hasar falan yemiyoruz bu arada. Herhangi bir zorluk ayarı falan da yok. Güzel. Seviye de aldık. Range damage lütfen. Range damage lütfen. Buradaki inhaler'ı alalım lütfen. Bir zar atalım. Homing missile. Max can artı bir armor'u alalım. Bir dal daha yenile atalım. Yok abi istediğim silahları falan vermiyor. Geçen Twitter'da seni gördüm. Eskilerden bir hikayeni. Ankara'ya özel dalağını çırparım hikayesi. Aa, ben Twitter kullanmıyorum bu arada. Nereden gördünüz bilmiyorum ama. Ankara'ya özel dalağını çırparım hikayesi derken hiç şey yapmadı bende. Çağrışım yapmadı valla. Abi benim Twitter'ım yok. TikTok'um yok.
Başka yani YouTube Twitch dışında bir tek Instagram'da varım. YouTube Twitch Kick. Bu arada Kick'ten de yayındayız sürekli. Her zaman da yayında olmaya devam edeceğim dostlar. Merak etmeyin, izlenme sayısı ya da başka bir şey önemli değil. Kick çünkü her zaman söyledim. Benim için böyle biraz şey gibi. B planı gibi. Ya B planından kastım şu. Platformlara bir şey olabiliyor. En azından orada da beni bilirseniz yarın bir gün bir şey olduğunda devam edebileceğimiz bir nokta daha olur. O yüzden Kick benim için değerli. Dediğim gibi ama kullandıklarım o kadar. Başkası paylaşmış, sen anlatıyordun bir hikaye. Vallahi sevgili Joestar, umarım insanlara triggerlayacak bir şey anlatmıyorumdur orada. Aa bak, kritik artı range damage. Bana silah ver, silah. Oğlum çok pahalıya zarlıyor ya. Aha şükür bir pistol daha. Ve daha fazla XP ve daha çok kazanma. Şunları bir merge'ledin. Keşke merge'lemese miydim acaba? Oyun böyle belli bir yerden sonra herhalde reklam izleterek bir şeyler yapacak. Yaptırmaya çalışacak daha doğrusu. Hop. Arkadaşlar hemen geliyorum. Kapıya bakmam lazım. Ha tamam bebeğim. Bir yere gitmiyorum o zaman. Eyo kedi selamlar, hoş geldin. Devam hocam. Tatlı tatlı seviye alıyoruz bu arada. Fazla fazla da turşu geliyor. Çok zorlanmıyoruz gördüğüm kadarıyla ya. Ama evet yani silah sayısını arttırmak daha bir elzem şu anda. Yani ateşli silah olarak ne görürsem onu alacağım kesinlikle. Atak speed'i arttırmaya devam edelim lütfen. Elemental damage'lik bir şeyim yok. Attın yenile. Ben bütün paramı yenileye harcıyorum bu arada. Şu kurabiyeyi alabilirim. Lifesteal düşürmesi o kadar da önemli değil. Karakterimin istatistiklerini de buradan görebiliyorum galiba. Artı 11 pasif olarak can yenilemem var ama hala 10 canım var abi. Hop. Shotgun. Abi ver lütfen. Şu Peace Dove'ı alırım. Hem regen veriyor hem can toplamamı kolaylaştırıyor. Hem de %25 toplama menzilini falan arttırıyor. Biraz daha böyle bir silah anlamında oyun bonkör davranırsa çok tatlı sonuçlar elde edebileceğime inanıyorum ya. Devam devam sevgili Joestar. Ünlem oyunlar yazarak hatta kütüphanede çıkan oyunları görebilirsin. Daha geçtiğimiz günlerde Chef's Together isimli bir oyun çıkardık. 4 kişi co-op olarak oynayabileceğiniz bir restoran işletme oyunu. Tabii ki hani single player olarak da bir deneyim vaat ediyor. Co-op olarak da deneyim vaat ediyor. Hatta co-op olarak böyle biraz parti oyunu tarzında hani arkadaş trollemeli etmeli. Single olarak oynarsan o kaynak yönetimi, restoran geliştirme, management kısmı ön planda, yönetim kısmı ön planda. Devam, yani aynı şekilde. Hiç dodge falan atmadan ilerliyorum bu arada. Bir yenile. Artı 7 health regen daha ver. %6'dan fazla XP ver. Peace Dove'ı alalım. Yenile atalım. Öyle bir gök gürlüyor ki.
İyiyim, iyiyim. Sevgili Alonlu, sağ olasın, sen nasılsın? Görüşmek üzere sevgili Oğuz Ateş, dikkat et kendine. Devam. Bakın farkındaysanız istatistik değeri olarak çok iyiyiz. Canımız falan yeterince iyi. Bayağı keyifli durumdayız. Tek sıkıntı şu, biraz daha silah isteyebilirim yani. Bir parça daha. Can yenilemem falan da çok çok iyi. Yediğim hasarı komple tolere ettim resmen. Ve iki seviye aldım. Baran'ım hoş geldin. Abi range damage rica edeyim. Knockback rica edeyim. Birazcık geri itersek hoş olur. Ok. Tuğla. Küçük bir ihtimalle 5x hasar vurulsun. Roket launcher. Abi roket atar kuşanmış bir turşu. Her zaman için ilgi çeker diye düşünüyorum Mirim. Bir sniper daha. Normalde shotgun almak isterdim ama shotgun alabileceğim yer yok. Bizim sniper zaten rare 3. seviyeymiş. Küçük pistolü satalım. Shotgun'ı alalım. Maksat silahlara seviye olsun. Abi roket atar kuşanan turşu. Sevgili Finance Sword bağımlısı. Hoş geldin. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Ah be. Yakup abi zamanlarını biliyor musun? Kesene bereket. Çok teşekkür ederim bu arada. Abi gençliğime denk gelmese çok güzel insanlardı var ya. Yani böyle biraz soyluk zamanıma denk gelmese. Mesela böyle kolay kolay otobaka triggerlanıp arama açmayacağım insanlardı yani. Hala devam ediyor mu Yakup abi? Abi eski ekipten geriye kimse kalmadı Joestar ya. Çoğu evlendi. İlk evlatlarını kucağa aldılar, kucaklarına aldılar. Çoluğa çocuğa karıştılar ağırlıklı olarak ya. Çoğu değil, neredeyse hepsi evlendi. Kime ara sıra uğruyor? Kiminin vakti olmuyor. Abi health regen'i iyice arttırmak istedim. Movement speed'i iyice arttırmak istedim. Attack speed, kritik ihtimali ve invest ver. Sniper. Babuşka roket atarı salla. Ver. Her kademeden birer sniper'ım ve birer shotgun'ım falan var. Yürü bakalım. Denizaltılı oyunu biz ekiple mi oynadıydık onu hatırlamıyorum ki. We need to go deeper'dı galiba o. Orada şey de vardı bak mesela. Angreal da eski kanal adı. Fatih de vardı. Hatta biz Fatih'le beraber böyle Zomboid serisi falan da yapmıştık. Fatih vardı. Başka kim vardı? Abi yok kimse kalmadı ya. Doğruya doğru kral kimse kalmadı yani ne yapam. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Ekstra %50 altın istemiyorum. Yeni itemlerin falan kilidi açıldı herhalde. İlk aşamayı tamamladık. Bu tamamladığımız ilk aşama
Bize ne vaat edecek onu bilmiyorum bu arada. Hoppa. Ya Baran'ım, canını yerim kardeşim benim. Benim bugün ilk defa otururken götüm acıyor ya. Normalde herkes şey diyordu böyle, ya senin götün acımıyor mu? Bu şundan daha iyi galiba ya. Armor, kritik, melee damage. Falan filan. Viking chest. Bu giydiğimiz Bunker chest. Bunker chest biraz daha iyi gibi. Eldeki silahı upgrade'leyemiyorum çünkü parçam yok, teçhizatım yok. Bunlar zırh setleri falan herhalde. O topladığımız itemleri şey yapma mantığı falan filan var. Level 3'te unlock edilecek bazı şeyler var. 14 canla başlayacağım maksimum. Paşam sen bana para verdin, parayı harcayabileceğim bir şey vermedin. Türkçe dil desteği tabii ki yok. Bam 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 bam. Özlüyor musun eskileri? Abi şimdi şöyle, evet eskiden tabii ki eskiyi özlediğim konular şu şekilde. Çok teşekkür ederim bu arada. Eskiyi özlediğim konular şu şekilde. Mesela bir oyuna girdiğim zaman sürekli olarak yanımda insanların olmasını elbette ki özlüyorum. Hani beraber bir şeyler yapalım diyeceğim zaman hala varlar. Allah razı olsun. Ha bak Baran'ın falan da chatte. Hadi beraber bir şey yapalım dediğim zaman böyle toplanmayı ben de özlüyorum. Mesela bundan önceki Ramazanlarda falan böyle 5-10 kişi toplanıp Paladin oynuyorduk, Smite oynuyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Epey keyifliydi. Şimdi insanları bulmak mümkün değil. Ve dediğim gibi abi adamlar evlendi. Yani çoluğa çocuğa karıştı. Hakeza ben de aynı şekilde evlendim. Geçmişe dönük özlemim sadece birazcık böyle yayındaki ortam şeklinde. Ama onun dışında şu an yaşadığım zamanı daha çok seviyorum tabii ki. Çünkü gelecek bana bir ömür birlikte zaman geçireceğim eşimle tanışmayı lütfetti. Bu yüzden yaşadığım zaman dilimini de seviyorum. Verdin abi renci. Crossbow. Ver la iyi bir silah. Benim gene şu silah kullanma sevdam bizi üzecek galiba ya. Yok abi zaten işe yarayan bir şey gelmedi. Bir elde pistol. Bir elde roket atar. Of. Abi çok iyi. Şu an var ya 3-5 XP kasabiliyorsam paso bu roket atarın sayesinde. Arkadaşlar gök yarılıyor bu arada. Sallanıyor mu aşkım ortalık? Abo. Her şimşek çaktığında yatak mı sallanıyor? Ne diyorsun Hatun? Hı. Sallanıyor, yatak sallanıyor. Aşkım sallanır. İyi yaptın, iyi yaptın aşkım benim. Yavrum bakma burada da inliyor yani yer gök. Bayağı bir inliyor. Silah sayısını arttırdıktan sonra bayağı rahatladık bu arada.
Yavrum kendi konuştuğumu duyamıyorum biliyor musun? Böyle bir gök gürlüyor ki. Yoksa oyunun sesi falan kısıkta yani. Pickle Pete aşkım. Altı kollu turşu. Oyunu. Demirci ne işe yarıyor diye düşünüyordum. Kafasına atıyormuş demir külçesini. Hem bazuka var hem demir külçesi var. Bu kadara gerek var mı bilmiyorum. Maksimum canı arttırdım. Range damage'i arttırdım. Zenki Sait, Prime'in avantajıyla 6. ayında. 6. ayın kutlu olsun. Zenki Sait sağ olasın. Çakma Buratatu. Kilitledim şunu. Pickle Pete babuşka. 6 kollu turşu. Bu arada ilk vazgeçeceğim item sanırım şey olacak dostlar. Roket atar. Tamam eyvallah gayet güzel hasar veriyor ama artık elimde o kadar çok ateşli silah var ki roket atarın varlığına pek fazla ihtiyaç duymuyorum. Güzel. İki seviyemiz de geldi. Knockback alırım. Attack speed alırım ama attack speed o kadar düşük ki. Oha! %30 movement speed. %15 attack speed. Abi çok iyi. Ve %10 daha fazla XP. %4'te daha fazla turşu. Abi çok çok iyi. Yani o %15 attack speed zaten bizi bayağı bir götürür. Gerçi ben roket atarı satacağım diyorum da roket atarı kademe ikiledik değil mi? Olsun kademe 2 de olsa vazgeçeceğimiz zaman salarız. Şimdi dediğim gibi ben bu roket atarı salıp pistole almak istiyorum. Kritik artı range damage olabilir belki ama gerek yok. Sniper. Sniper sayısını ikilemeli mi yoksa elde var olan sniper'ı mı geliştirmeliyim? Elde var olan sniper'ı geliştirdim. Bir tur daha yenile attım. Bak pistol var çok iyi. Health regen var çok iyi. Bizde şu an canımızı toparlayacak bir şey yok. O yüzden çok fazla hasar yememeye odaklanıyoruz. Wave 6'dayız. Birini kademe 3 yaparım ya da elimde kademe 2 silahlarla falan takılırım. Temiz temiz çalışırız. Teşekkür ederim yavrum benim.
Bu arada o %15 atak speed var ya. Harbi kurtarıcı oldu yani. Shotgun konusunda şeyim yani. Shotgun bulunmalı mı? Kalmalı mı ona emin değilim. Bir de şayet ki upgrade'i olanak tanıyorsa oyun, artık şu elimdeki altınları falan harcayabilmeyi arzu ediyorum. Elimde belli bir miktar altın var, harcayacak yer yok. Oyunun adı Pickle Pete efendim. Mobil bir oyun. Bu yüzden şöyle etrafında overlay kullanıyorum. Biraz fazlaydı hasarı ama ölmedik. BlueStack üzerinden arzu ederseniz bilgisayardan oynayabiliyorsunuz. Branch damage'i iyi arttırdım diye düşünüyorum. Wow, bir pistol daha geldi. Peki. Birleştirdin. Aldın. Birleştirdin. Abi aldın. 4 tane bundan var. Eltragen ve dodge ihtimalini aldın. Bir silah geldi, bir sniper geldi. Ve bir tane de revival geldi. Öldükten sonra yeniden dirilmeli. Oğlum çok iyi lan. Yani öldükten sonra yeniden dirilme benim hoşuma gider yani. Bunu da mı kitlesem acaba? Öleceğimi düşünmüyorum. Belki de silahın birini kademe 4'lerim. Hiç kademe 4 silah kullanmadığım için bir kademe 4'lemek istiyorum açıkçası. Bak sniper falan şu golemlerde etkili oluyor ya. Hani pistoller yakındakileri temizliyor zaten. Health regenim yeterince iyi değil. Bu arada yaratık çeşitliliği iyi ha. Yeni rahat ya. %8 knockback daha. Şimdi şu ikisini birleştirdin. Bir tane rare elde ettin. Bu ikisini birleştirdin. Bir rare daha elde ettin. Bunları birleştirdin. Bir tane epic elde ettin. Epic'in üzerine gidiyor mu acaba? Daha destansı falan filan böyle. Aa, otomatik rifle var. Otomatik rifle'ı da kitlerim. Bunu da kitlerim. 6-4 regenle şeyi de kitlerim. Artı bir armor'u da kitlerim. Biberon gibi bir şey verdi. Aşkım orada mı? Baranım gene... gene niye Resident Sleeper baranım? Oyun akıyor canım. Tatlı gidiyor ya. Sen geçenkini görecektin şu middle age'li. Ağzıma tükürdü sıkıntıdan ya. Benim var ya bak, şu sıralar en çok keyif aldığım bu türde oyun şey oldu. Vampire Survivors türünde. Army of Ruins var ya Baran'ım. Senin kütüphaneden oynamıştık onu. Army of Ruins acayip hoşuma gitti. Evil West'ten falan da çok büyük keyif aldım ya. Yamayı mamayı kurduk, oynadık. Hala o videoların izlenme 200'de kaldı biliyor musun? Böyle insanlara erişemedi ama. Aşkım Uncharted da güzeldi. Ben Evil West'ten de acayip keyif aldım. Ya Örümcek Adamı bile güzeldi ya ama günün sonunda devam edecek motivasyonu bulamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hani değer görmeyeceğini biliyorsun ya. Abi diyorsun yani ne gerek var uğraşmaya. Düzgün bir şey var. Knockback umurumda değil, attack speed alırım.
Şimdi otomatik rifle'ı al. Eltregen'i al. Sniper'ları, bir saniye, sniper'ları birleştirmeyip shotgun'ı satıp 3 sniper yapsak. Boss'a %10 daha fazla damage. Furşon'un yanına Ozzy isminde soğan da geliyor abi. Ben şahsen soğanı almaya oynayacağım. Boss'a falan her türlü vururuz ya 3 tane sniper'la. Boss vuramayacak adam mı var? Var hanım, orası öyle ya, orası öyle. Oyuna geç yapacaksın abi, temiz temiz. Aramalıyla falan başlasak var ya, çok efsane olur ha. Ölmedim bu arada, zıplarken yakalandım. Aa! Domates Henry, şey, domates Harry ve sarımsak Ozzy. Ama wave bitti lan. Ah be abi, final wave ya. Yok, tek kullanımlık silah falan vermedi. Health regen'im artı 10 da çok düşük yani, hiçbir şey yapamam ona. Molotov. Sniper'ı birleştirip bir de molotov aldım abi. Hadi bakayım domates, göster kendini. Kanka sakin oynayacağım. Sakin. Tertemiz. Bir item miten bir şey verse de bari upgrade bassak ya. Aa, şey mi gösteriyorlar aşkım bundan önceki oyunu? Tamam. Evet, level 3 oldu. Talentlar açıldı. Şapkayı upgradeleyebiliyorum. Critic range damage. Bas abi. Bas abi upgrade'i. Talentlar. Rastgele mi upgrade veriyor? Biri arasından mı seçip alıyorum? %1 boss'a damage ver. Range damage ver. %1 kritik şansı yani, o kadar dandik bir şey ki. %1 lifesteal.
Artı 4 max can. %1 daha fazla XP'yi. %4 max can abi. Eyvallah. Tamam o zaman. Son kez bir tur daha girelim. Ve bizim turşu Pete'imizin savaşını seyredelim efendim. Şöyle biraz da kameram kapalı kalsın. Paranın ne işe yaradığını anladım. Yaptık böyle çat pat upgrade'i. Acaba sandık muhabbeti falan mı var böyle başlangıçta hani güzel bir şeyler alabilmek için? Manor Lord oynadım abi. Bu sabah oynadım. Ya sabah dediğim yayını açtığımda. Bir dal Manor Lord oynadım. Sonra Big Ambitions oynadım. Manor Lord oynadım. Farklı bir oyuna geçiş yaptık. Orta çağda prens olduğumuz hikayeli bir oyuna. Ardından bu Pickle Pete'e geçtim. Survivor'ın yeni bölümü başlayana kadar devam edeceğim yayına. Bir tane yenile isterim buraya. Interest var bu adam. Abi oku sanki bana seri atacak gibi geldi. O yüzden oku aldım. Sanki bana seri atacak gibi geldi abi çünkü. Hatta pistolden bile daha seri atacak sanki. Ya belki late game'de değişirim de. Bir de rare bir item yani. İyi yani şey için. Oo, devler böyle üzerime deşleyip duruyor. Doğuştan %1 lifesteal'ım var da gerçi. Ne yarasın doğuştan %1 lifesteal. İtem düşmüştü. Daha fazla XP alırım. Dodge şansı. Bir dal yenile atsana. Can verme adam. Atak speed almaya içim el vermedi. Silahı aldın, experience ve diğer şeyi kilitledin. Bir dal daha yenile attın. Movement speed, dodge ve daha fazla XP. Tam jetpack çantasını da tutuyorum elimde. Shotgun'a kadar ver. Allah ne verdiyse ekipman dizmeye çalışıyorum elime. %1 lifesteal ile toplayacağız artık kendimizi. Bu elin diğerlerine nazaran zor geçtiğini söyleyebilirim sanırım. Şu alev püskürten agaların fazlalığı bir parça bir üzüyor. Ben de experience almak için gidip milletin dibine girmesem daha iyi olacak ama. Soldier Blood ikinci ayında. İkinci ay iyi yayınlar babuş demiş. Teşekkür ederim Soldier Blood. Sağ olasın. Abi artı 10 health regen'i ver. Bir silah daha var. Ok. Abi jetpack'i ver. DNA'yı ver. Geri kalanını salla.
Bu arada Wave'de inanılmaz derecede sıkışacağım gibi duruyor. Bu Wave'i temizlemeye çalışırken. Efendim sevgili Grey Tanrı 25. ayında dostum iyi yayınlar seviyorsun demiş. Teşekkür ederim efendim Prime'ın avantajıyla 25. ayınızı kutladığınız için çok çok sağ olun. Kesenize bereket, hoş geldiniz, selamlar. En azından 2 level aldım. Ingress'ten belki götü kurtaracağız. Ver abi ver, pistol ver. Movement speed'i boş ver. Anvil falan kullanamam. Yenile atarken bütün paramı bitirdim. Stopper saçma. Bu el galiba naneyi yiyip öleceğim. Niyetim mızmızlanmak değil ama güçlendirmelerimi falan çok beğenmedim. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şunların içinden bir takla atacağım. Experience'ı, ıdıyı bıdıyı her şeyi alacağım. Şöyle bazuka bile iş yapardı ya. Abi range damage lütfen. On regenim var. Bir pistol daha. Abi salla oku. Ok gerçekten bir halta yaramazmış. Yani maksimum can arttırmalık da bir şey yok aslında ama. Arttıralım ya. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın sevgili Soldier? Hiçbir şey kitlemeyeceğim. Günün sonunda bütün silahlarım birinci seviye çünkü. Yani kitleyip şunu alıp Health Regen kasmaya çalışsam ne fayda. 10 turda iş bitiyor zaten, 6. turdayım. Ölmek üzereyim. Wave'i kesemiyorum yani. Şöyle bir kameramı geri açtım. Haydi bakalım devam. Abi 4 tane pistol sıkıyor da boşa sıkıyor. Ben bunlara hasar veremiyorum. Boss'a nasıl hasar vereceğim? Bir şey diyeyim mi? Geçen elki gibi fanteziye kaçmayacağız. Fanteziye kaçmaktan kastım şu, yok ne bileyim yanımıza işte Domates Henry'ymiş. Soğan Ömer'miş. Bunların hiçbirini almayacağız. Hatta bunlara gerek kalmadan ben ölebilirim bile. Evet. Agalar bir reklam izleyip revive alalım. Bir reklam izleyip revive alalım abi. Elimize verdiler çünkü. Sevgili Soldier, Allah kolaylık versin. Abi reklamın sahteliğine bak ya.
Şimdi gene angut bir hamle yapacak değil mi? Evet abi. İyi yapmışsın hocam. Sosyalleşmek de güzeldir. Mobileyin reklamları ve onların angutlukları. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bana saldırı hızı falan bir şey vermezsen ben mahvolacağım burada. War flag ya da pistol. Abi savaş flagini boş ver. Pistolü ver. Çünkü damage'i %10 arttırsa da basic hasarın fazla olmadığı için çok da önemli değil. Ya Baran'ın böyle tüm mobil oyun reklamları aynı ya. Şey yani böyle. Dünyanın en basit şeyi bilerek yanlış yapıp böyle İlgi uyandırmaya falan çalışıyorlar. Çok gıcık bir pazarlama stratejisi. Wave7 daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Bir daha ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum çünkü dirilmek bedava gibi gözükse de izlediğim reklamlar mentaline hasar vurduğu için kesinlikle bedava değil. Aynen öyle Baran'ım. İnsanların da bakış açısı biraz bu yöne kaydı. Genelde senin dediğin gibi şey diyorlar. No win, no download. Ben ne yaptım az önce? İtemi birleştirmek yerine kazara sattım değil mi? Hadi ver iyi bir şeyler ya. Pistole alamıyorum bu sefer. Merge'lemek yerine kasara sattım. Ben de biraz böyle kaybetmeye oynuyor gibiyim yani. Ya da artık dikkat mi dağıldı, ne oldu? Gerçi bu rotatoda falan da arada oluyor bu tarz şeyler. Ha nedir efendim? Bazen ne kadar uğraşırsan uğraş. Oyun istediğin bu ilde gitmene izin vermeyebiliyor. Biraz aslında bu tarz oyunlarda böyle benim gibi inat etmemek lazım. İlla pistol gideceğim, şey yapacağım diye. Hani eline ne ürün veriliyorsa, ne item veriliyorsa onu kullanarak elinden gelenin en iyisini yapman gerekiyor aslında. Biz burada neyi yanlış olarak yaptık? Kaynak yönetimini hatalı yaptık belki de. Hani elimizdeki turşuları daha değerli alışverişler için kullanmak yerine yok illa ben pistol istiyorum diye böyle aratıp aratıp durduğum için muhtemelen kaynak yönetimini hatalı yaptık. Onun bedeli olarak daha gördüğünüz gibi hiçbir halta demeyi çıkaramadan en basit mobları bile can çekişe çekişe kesiyorum. Evet, şu range damage'in falan artması gerekiyor. Abi taramalı da bir halta yaramıyor. Sen bana silah ver. Yenile. O güzel pistol. Bak bu sefer merge'ledim. Bunu aldım. Son wave'de bari %8 atak speed'i falan alalım ya da kritik ihtimalini. Ya şu item'ı alalım yani son wave'de. Çünkü ben bu el atak speed de alamadım doğru düzgün. Sanırım ilk defa Wave 9'da belki de adam akıllı hasar verebiliyorum. Bizim boss'u kesmemizin hiçbir olanağı yok, değil mi?
Ya baktığın zaman yani şu an. Level 1 acınası köle modunda takılıyorum. Bir de düşmanın hareket pattern'ı da garip. Özellikle şu iri kıyımların. Ben ölmek pahasına turşuları almak için atladım ama 27 tane turşuyu falan alamamışım. Şu an ne XP'nin bir önemi var ne başka bir şeyin bir önemi var. Şunu ver. Başka da hiçbir şey yapamıyorum zaten. Ahanda final baby. Şeyden kurtulalım. Şu yaratık doğuran zıbıdıklardan kurtulalım. Bir yerden yarım can vurdu. Evet olsun. Evet efendim, Pickle Pete de böyle bir yapımdı sevgili dostlar. Seviyemizi falan kazandık ama gerçekten de canımızı okudular. Yani artık böyle daha mı fazla gelişmem gerekiyordu? Ekipman mı almam gerekiyordu? Bazen aynı yerde mi farmlamam kalmam gerekiyor? İnanın bana bilmiyorum. Ama mesela seni takmak istiyorum. Şu gözlüğe iyi bir upgrade vermek istiyorum. Cowboy seti yapınca %25 atak speed falan veriyormuş mesela. Bunların hangisi cowboy setinin parçası ki? Abi inanın bilmiyorum. Öyle dandik dindik parayı ekipmana harcayıp durdum. Ve silahla alakalı falan hiçbir şey gelmedi. Ayakkabıyı da giydim. Bunker seti. Altında yazıyor yani cowboy seti, bunker seti, viking seti. Bunker'ın bir ekipmanı daha varmış elimde. Teşekkür ederim Recep, iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Sevgili Bakman TR, çok teşekkür ederim desteğin için sağ olasın. Sadece mobil reklamlar istediğimiz bir Sabaton fikri aklıma geldi. 30 saniye sonra biterdi herhalde. Abi çok dayanabileceğimizi zannetmiyorum ya. Öyle çok müthiş direniş gösterebileceğimi zannetmiyorum. Evet, bütün para bitti. Her neyse efendim, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Pickle Pete'den bu videoluk bu kadar. Esenlikle kalın. Bye bye.